Günün üye tavsiyesi filmi Fatih Can isimli üyemizden geliyor. 2002 yapımı olan 28 gün sonra, yani 28 Days Later. Film bir laboratuvarda başlıyor. Burada kafeslerde bir sürü maymun var, üzerinde deneyler yapılan. Hayvanseverler de bu laboratuvarı basıyorlar ve orada çalışan bir görevlinin uyarılarına rağmen bu maymunları serbest bırakıyorlar. Ve tabii ki tahmin ettiğiniz üzere, yani filmi biliyorsanız önceden, maymunlar bu hayvan aktivistlerini ısırıyor ve oradan da Not Zombi virüsü bütün ülkeye yayılıyor. Sonra bir yazı çıkıyor, 28 gün sonra diye. Bir adam trafik kazası geçirmiş, komada iken hastanede öyle kalmış. Çünkü tam o sırada zombi istilası olmuş ve bu adam kurtuluyor. Pardon, Not Zombi istilası olmuş. Çünkü bu virüs tabii ki insanları öldürmüyor. Öyle doğaüstü bir şey değil yani. Sadece kuduz gibi aşırı öfkelendiriyor, aşırı sinirlendiriyor ve tam olarak hızlı koşan zombilere dönüyor bu insanlar. Ama normal yollarla ölüyor tabii ki de. Sokaklarda geziyor, hiç kimseyi göremiyor. Onu da Londra'da sokağa çıkma yasağı olan bir günde çekmişler. Ne güzel, sanatçıya destek. Sonrasında bir kadın, bir erkek, iki kişiyle tanışıyor. Bunun hayatını kurtarıyorlar zombilerden. Sonra bazı spoiler olaylar oluyor. Bir baba ve kızının olduğu eve geliyorlar. Onları da yine yanlarına alıyorlar. Ve askerlerin yapmış olduğu bir radyo yayınını dinliyorlar. Kendi yiyecekleri ve suları tükenmek üzere olduğu için başka şansların olmadığına karar veriyorlar. Ve o askeri üsse doğru yola çıkıyorlar. Oraya gitmeyi başarabilecekler mi? Yolda başlarına neler gelecek? Ve gittikleri zaman kurtuluşu bulacaklar mı? Orada neler yaşayacaklar? Bunları seyrettiğimiz bir film. Filme IMDb puanı 10 üzerinden 8.75 veriyorum. Zack Snyder'ın Dawn of the Dead filmi ile birlikte seyretmiş olduğum en iyi tırnak içinde zombi filmi. Bunları tabii çıktığı zaman seyretmiştim. Bayağı bir vakit geçti o yüzden üzerinden. Şimdi Zack Snyder'ın Dawn of the Dead'ini de seyredip ikisini karşılaştırmayı düşünüyorum. Bu film neden diğer zombi filmlerinden bence çok daha iyi? Çünkü gerçekten sizi o zombi dünyasına sokuyor. Bazı ufak tefek şeyler mükemmelliği getirir. Bazı ufak tefek detaylar. İnsanların duygularının gerçekçiliği. İnsanların verdiği tepkilerin gerçekçiliği. Sonlara doğru gerilimi mükemmel yükseltmeyi başarmaları. O dünyada bulunan karakterlerin tepkilerinin gerçekçiliği. Ve hatta arada böyle küçük şeylerle sevinmenin bile filme kattığı gerçekçilik. Danny Boyle'un yönettiği bir film bu arada. Ve yazan da Alex Garland. Yani Ex Machina'nın yazarı ve yönetmeni. Ona da birazdan geleceğiz. Filmde aldığım notlar. Birincisi, bir erkek bir kadınla karşılaşıyordu demiştim. Erkeğin kolunun kesik olduğunu gördüğü anda kadın acımıyor. Elindeki palayla erkeği öldürüyor hemen. Onu şeyden yapmışlar işte. Hani bu hayatın ne kadar acımasız olduğunu göstermek için. Ama bence biraz gereksiz abartı olmuş. Onun yerine en azından bir 5-10 saniye bekleselerdi. Ne olursa olsun yani 5-10 saniye bekleselerdi. En azından adamın dönüştüğünü biraz görseydik. Bu kadına biraz insanlık katardı en azından. İkincisi, kadının ilk başta çok sert gözükmesi, umursamaz gözükmesi. Ama mesela film ilerledikçe o da kadınlık yönlerini ortaya çıkartıyor. Ağlamaya başlıyor, korkmaya başlıyor. Erkeğe sarılıyor vesaire. Ve sonlara doğru da erkek aslında güçsüz olmasına rağmen o güçleniyor bu sefer. Kadını zor durumdan kurtarmaya çalışıyor. Çok ilginç bir şekilde şimdiki ızdırap SJW filmlerden farkı bunlar diyecektim. Ama filmin yazarı ve hatta yapımcısı da en son çıkan Men filminin yazarı. Men filmi de Alex Garland yazıp yönetti. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bundan önceki filmi de Annihilation'dı. Onda da biliyorsunuz çok saçma bir sebepten dolayı, uydurma bir sebepten dolayı bütün askerler kadın olarak gidiyordu canavarların arasına. Sebep o kadar saçma ki erkekler gitti, hiçbir şey olmadı, bir kere de kadınları yollayalım, bu kadar. Orada zaten biraz ızdıraplanmıştık. Şimdi Men'de direkt toksik maskülenlik korku filmi. Ne diyorsun sen? Ve sanırım Alex Garland'ın en düşük puanlı filmi oldu. Neden böyle oluyor bu insanlar? Edgar Wright desen böyle. Birçok yazan, yöneten ve gelecek var dediğim insanlar. Ridley Scott bile öyle oldu ha son filmlerde. Neden böyle oluyorlar bilmiyorum. Hollywood son 5-10 senede yandı bitti kül oldu. Birçok yönetmen kendini bitirdi. Birçok yazar, yönetmen kendi kendini bitirdi. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bu adamlar sanatçı değil mi? Bunu yazan adam neden böyle filmlere dönsün?
Her neyse, anlaşılacak gibi değil gerçekten. Eğer korku filmi seviyorsanız arkadaşlar, korku filmi tavsiyesi istiyorsanız belki yaştan dolayı bu filmi kaçırmış olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir film. Seyrettiğiniz en iyi zombi filmlerinden bir tanesi olacak, buna eminim. 28 gün sonra IMDb puanı 10 üzerinden 8.75.